Korkmaz panel ve havalandırma vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler. Döne Demirel, 71 yaşında, Akdeğirmen Mahallesi, 23. Sokak, No 5. Gülten Özkan, 31 yaşında, Mısmılırmak Mahallesi, 2. Sokak, No 12 Çetinkaya Apartmanı. Naile Yüzügüleç, 94 yaşında, Mevlana Mahallesi, 8. Sokak, Altun Apartmanı. Tahsin Yılmaz, Tokat Turhal, Nakil. Korkmaz panel ve havalandırma vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler. Mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. 4 Eylül TV ana haber bülteniyle karşınızdayız. Tarihler 2015 yılının son gününü gösteriyor bugün. 31 Aralık 2015 günlerden Perşembe. Haber merkezi ekiplerimizin gün boyu derlemiş olduğu haberleri ekranlarımıza getireceğiz. Ama onun öncesinde dilerseniz ilk olarak Sivas gündeminden öne çıkan başlıklara birlikte bir göz atalım. ...2016 yılına girmeye saatler kala Sivas Protokolü... ...yeni yıl dileklerini 4 Eylül TV mikrofonları aracılığıyla paylaştı. Sivas Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken... ...geçici görevle gittiği Diyarbakır'da PKK teröristlerin... ...bombalı saldırı sonucu şehit düşen Nuri Yazaner için... ...Sivas'ta mevlit okutuldu. Sivas Valiliği ile Sivas İşitme Engelliler Spor Kulübü tarafından... ...organize edilen Afet Hazır Toplum konulu... ...SODES projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Sivas Tesviyeciler Odası kuruluşun 50. yılı dolayısıyla Mevlid-i Şerif okuttu. Ayrıntılar şimdi 4 Eylül TV ana haberde. Efendim Sivas Protokolü yeni yıl dileklerini 4 Eylül TV mikrofonları aracılığıyla paylaştı. Tüm Sivaslıların yeni yılını kutlayan protokol üyelerinin yeni yıldaki ortak temennisi ise savaşsız ve terörsüz huzurlu bir yıl oldu. 2016 yılına girmeye saatler kala Sivas Protokolü yeni yıl dileklerini 4 Eylül TV mikrofonları aracılığıyla paylaştı. Yeni yılda yeni heyecanlarla ilerleyeceklerini ifade eden Sivas Valisi Salim Barut, ümit ettikleri dileklerin gerçekleşmesi için üzerlerine düşen çalışmaları yerine getireceklerini belirterek tüm Sivaslıların yeni yılını kutladı. Umudum odur ki 2016 yılı savaşların bittiği, göçlerin durduğu, herkesin kendince hayal ettiği bir sürecin başlangıcı olsun. Bu vesileyle Türkiye'de en yaşanabilir şehirlerin başında gelen huzur kenti Sivas'ımızda daha güzel günlerde yaşamak ümidiyle yeni yılın tüm Sivaslı hemşehrilerime sağlık, huzur, mutluluk ve güven getirmesini, birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesini temenni ediyor. Selam ve sevgiler sunuyorum. 2015 yılının dünya açısından sorunlarla dolu bir yıl olduğunu belirten Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, savaşların bittiği huzurlu bir yıl olması temennisiyle tüm insanlığın ve Sivas halkının mutlu bir yıl geçirmesini diledi. Temennimiz 2016 yılı içerisinde ülkemizin her yönüyle tekrar huzura kavuşması, terör olaylarının tamamen bertaraf edilmesi ve ülkemizin geçmişte yakalamış olduğu gelişme trendini devam ettirmesi temennisini ve dileklerimi ifade etmek isterim. Dünyada savaşların bittiği bir yıl olmasını arzu ediyorum. İnşallah 2016 yılı hem Sivas'ımız için, hem ülkemiz için,
hem de bütün İslam alemi için, insanlık için huzurlu, mutlu ve yaşamaktan zevk aldığı bir yıl olur temennisini hemşerilerimle paylaşmak istiyorum ve herkese hayırlı olması dileklerimi buradan iletiyorum. Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Kocacık da tüm Sivaslıların yeni yılını tebrik etti. Yeni yılın başta milletimiz olmak üzere tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve afiyetler getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılda artık çocuklarımız ağlamaz inşallah. Yeni yılda öncelikle tüm dünyada savaşların ve acıların sona ermesini, ülkemizde terörün bitmesini diliyorum. Bu vesileyle başta üniversitemizdeki öğrencilerimiz olmak üzere, idari personelimizin, akademik personelimizin, tüm çalışanların ve Sivas'ta hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyor. Hepsine sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler geçirmelerini diliyorum. Sivas Emniyet Müdürü Turgay Çalışkansa 2015 yılının Sivas açısından sakin geçtiğini, Türkiye genelinde ise terör mücadelede önemli bir yıl olduğuna dikkat çekerek Sivasların yeni yılını kutladı. 2015 yılının özelinde özellikle ülkemizin güneydoğusunda terörle mücadele, bölücü terör örgütüne yapılan mücadele had safhaya çıkmıştır. Tabii bu mücadelede maalesef üzülsek de şehitlerimiz olmaktadır. Bu bayrak için, bu devletin bölünmez bütünlüğü için canlar pahasına mücadele eden güvenlik kuvvetlerimiz bu mücadeleden asla geri dönmeyeceklerdir. Üzüntülü olsa da şehitlerimiz olacaktır. Ben bu bağlamda bu bayrak için şehit olan bütün kardeşlerime rahmet diliyorum. 2016 yılının da Sivas için, başta Sivas için ve ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öte yandan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda 2009-2014 dönemi Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp de yeni yıl dileklerini 4 Eylül TV mikrofonları aracılığıyla paylaştı. 2015 yılında dünyanın neredeyse her yerinde Müslümanlara yönelik bir zulüm yapımına dikkat çeken Ürgüp, yeni yılın başta ülkemiz olmak üzere Türk İslam alemine huzur ve refah getirmesini diledi. 2015 yılı ülkemizde olduğu kadar özellikle İslam coğrafyasında akan kanın bir türlü durmadığı, kardeşin kardeşe kırdırıldığı bir yıl olarak tarihe geçti. Dünyanın hemen her bölgesinde Müslüman kardeşlerimiz eza ve cefa içerisinde mazlum ve mağdur durumdayken Türk İslam ülküsüne gönül vermiş olan bizler için de 2015 yılı elbette kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimiz bir yıl olarak geçti. Ben 2016 yılının öncelikle ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm dünyaya huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılın birlik ve beraberliğimizin acilen tesis edildiği, soydaş ve dindaşlarımızın çektiği eza ve cefaların son bulduğu, ülkemizin başta terör belası olmak üzere tüm sıkıntılarının giderildiği bir yıl olmasını diliyor. Aziz hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Efendim Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yeni yıl ile ilgili mesajlarını 4 Eylül TV aracılığıyla iletti. Büyük Birlik Partisi lideri Destici 2015 yılında yaşanan terör olaylarına değinerek 2016 yılının Türk İslam alemine huzur getirmesini temenni etti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Türk İslam aleminin yeni yılını kutladı. 2016 yılının hepinize hayırlar getirmesini tekrar Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Yeni yılla ilgili 4 Eylül TV mikrofonlarının açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi lideri Destici, ilk olarak 2015 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşanan terör olaylarına dikkat çekti. İçinden geçtiğimiz bu günlerde hem ülkemiz hem kardeş coğrafyamız gerçekten çok zor süreçlerden geçiyor. Ülkemiz içerisinde hain PKK terör örgütü güya sözde öz yönetimler ilan ederek Güneydoğu Anadolu'muzu yaşanmaz bir hale getirdi. Her gün askerlerimiz ve polislerimizi şehit ediyorlar. Ben bu vesile bir kere daha şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. 2015 yılında Müslümanlar açısından da zor bir yıl olduğunu işaret eden Destici şunları söyledi. Kardeş Türk ve İslam coğrafyamızda ise maalesef kardeşlerimiz Müslümanlar
ya aralarına sokulan tefrikayla birbirlerine düşürüp birbirlerini öldürüyorlar ya da Doğu Türkistan'da olduğu gibi büyük bir baskı ve zulüm altında varlık mücadelesi veriyorlar. 2015 ve daha önceki yıllar maalesef bu coğrafyalar için hiç de kolay olmadı. İnşallah Rabbimin inayetiyle 2016 yılı bütün kardeşlerimizin, bütün mazlumların kurtuluşuna vesile olur. 2016 yılının barış ve huzur getirmesini temenni eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkistan aliminin yeni yılını kutladı. 2016 yılının öncelikle Sivaslı kardeşlerimize, hemşerilerimize, ülkemize, Türkiye'mize, Türk ve İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini, özellikle Orta Doğu coğrafyamıza, şu anda kan ve gözyaşı içinde olan Türk-İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Sivas Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken geçici görevle gittiği Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu şehit düşen Nuri Yazanel için Sivas'ta Mevlid-i Şerif okutuldu. Diyarbakır-Silvan Karayolu'nda PKK'lı teröristlerin geçen 15 Aralık'ta döşedikleri patlayıcıyı polis zırhlı aracı geçerken infilak ettirdi. Patlama sonucu şehit olan Özel Harekat Şube Polisi Nuri Yazanel'in cenazesi Kayseri'de toprağa verildi. Allahu Ekber. Şehit Nuri Yazanel için bugün görev yaptığı Sivas Emniyet Müdürlüğü tarafından Sivas'ta mevlid okutuldu. Ulu Cami'de okutulan mevlide Sivas Valisi Halim Barut, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Şehit Polis Nuri Yazanel'in babası Davut Yazanel, Şehidin 14 yaşındaki oğlu Yusuf Yazanel, meslektaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit polis için okutulan mevlid sırasında babası Davut Yazanel ve 14 yaşındaki Yusuf Yazanel gözyaşlarını tutamadı. Ulu Cami'yi hınca hınç dolduran polisler ve cemaat, okunan Mevlid-i Şerif'e ilahilerin ardından hep birlikte ellerini semaya açarak şehit polisimiz için dua etti. O yüce peygamberin dünyada ahlakından, ahirette şefaatinden bizleri ayırma. Amin diyen bu cemaatimizi iki cihanda aziz eyle. Mevlid-i Şerif sonrası namazlarını kılarak camiden ayrılan vatandaşlara polisler tarafından lokum ve gül kolonyası ikram edildi. Sivas Valiliği ile Sivas İşitme Engelliler Spor Kulübü işbirliğiyle organize edilen Afete Hazırlık Toplum Konulu SODES projesi tanıtım toplantısı bugün gerçekleştirildi. Afete Hazırlık Toplum Konulu SODES projesinin tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Sivas Valiliği ile Sivas İşitme Engelliler Spor Kulübü tarafından organize edilen Afete Hazır Toplum Konulu SODES projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Programa Vali Halim Barut, Başsavcı Murat İrcal, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, İl Protokolü ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, AFAD tanıtım filmi ile devam etti. Açılış konuşmasını yapan Sivas Belediyesi İşaret Dili Eğitmeni Mustafa Epik, Afete Hazır Toplum konulu SODES projesinin amacından bahsetti. İşitme engelliler, geçmişten gelen sorunları nedeniyle bugün eğitimsiz olma durumuyla karşı karşıyayız. İşaret Dili diye bir sorunumuz mevcuttur. 1953 yılında işaret dilinin saklanması sebebiyle bugün işitme engelliler üzerine çok büyük sorunlarla karşı karşıya kaldık. Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, doğal afetler hakkında bilgi vererek AFAD'ın işlevlerinden bahsetti.
%95'i doğa afet kuşağı üzerinde olan ülkemizde özellikle afetin birçok türünü görmek mümkündür. Başta deprem olmak üzere çığ, heyelan, sel, kaya düşmesi gibi birçok afet türleri günlük hayatımızı kesintiye uğratmakta, birçok can ve mal kaybına sebebiyet vermektedir. İlk olarak Türkiye'de 11 ilde arama ve kurtarma birliği kurulmuş, daha sonra diğer illerde de profesyonel ekipler oluşturularak Türkiye'nin müdahale gücü yükseltilmiştir. Türkiye'nin %95'i doğal afetlere maruz bir bölge olduğunu belirten Varlı Alim Barut, İşitme Engelli Spor Kulübü'nün projesine değinerek hepimiz birer engelli adayıyız dedi. Türkiye, Anadolu dolayısıyla olarak, Trakya olarak gerçekten %95'i doğal afetlere maruz bir bölge. Ve bunu da özellikle deprem olarak zaman zaman görüyoruz. En büyüğünü de Ağustos 1999'da ve Kasım 12 Kasım'da peş peşe yaşadık. Dolayısıyla toplum olarak afete hazırlıklı olmak durumundayız. İşitme Engelliler Spor Kulübü. Arkadaşlar hepimiz engelli olmaya adayız. Benim de şu anda sağ kulağım %70 işitme kaybı durumunda. Sol kulağımı idare ediyorum Allah'a şükür. Dolayısıyla ben de bir engelli adayıyım. Herkes hazır olması gerektiği gibi engelli kardeşlerimizin de buna hazır olması lazım. Program sonunda Vali Alim Barut, Sivas Belediye İşaret Dili Eğitmeni Mustafa Epi'ye plaket takdiminde bulundu. Sayın Valim Bey. Sayın Valim Bey. Daha sonra valilik binasına geçen Vali Barut ve beraberindekiler, Sivas Yerel Düzey Hizmet Grubu operasyon planlarının onaylanması, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Diğer kurumların katılımıyla hazırlanmış 26 adet Yerel Düzey Hizmet Grubu operasyon planlarımız var. Burada konuşan Sivas İl Afet ve Acil Durumlar Müdürü Nazif Ekinci, afet müdahale planlama çalışmaları hakkında sunum yaptı. Kurtarma ve yıkıntıları kaldırma hizmet grubu tek bir kurumun üzerindeydi. Oysa ki kurtarma işi başlı başına bir iş, yıkıntıları kaldırma ise yine başlı başına bir iş. Bu gerçekten hareketle Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi doğrultusunda Türkiye Afet Risk Azaltma Planı, Türkiye Afet Müdahale Planı, Türkiye Afet İyileştirme Planları hazırlandıktan sonra ulusal düzey il afet planı ve yerel düzey planlar tamamlandığı zaman müdahale ile ilgili planlama sürecini tamamlamış olacağız. Sivas Tesviyeciler Odası kuruluşunun 50. yılı münasebetiyle Ata Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Camii'nde Mevlid-i Şerif okuttu. Ayrıca 31 Aralık Mekke'nin fethiye Mehmet Akif Ersoy'un ve şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğumu anısına okutulan Mevlid-i Şerif'e sanayi esnafları ve cami cemaati katıldı. Sivas Tesviyeciler Odası kuruluşunun 50. yılı münasebetiyle Ata Sanayi Sitesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camii'nde Mevlid-i Şerif okuttu. Akşam namazı sonrasında 31 Aralık Mekke'nin fethi, Mehmet Akif Ersoy'un ve şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğma anısına da okutulan Mevlid-i Şerif'e sanayi esnafı ve cami cemaati katıldı. Mevlid-i Şerif öncesi ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında ilahiler okundu. Daha sonra Mevlid-i Şerif okundu. Mevlid-i Şerif sonrasında dualar okundu. Mevlid-i Şerif'e katılan cemaate de lokum ve tesbih dağıtıldı. Okutulan Mevlid-i Şerif sonrasında Sivas Tesviyeciler Odası Başkanı Hakan Demirkil, 4 Eylül TV mikrofonuna açıklamada bulundu. 2015 yılı odamızın kuruluşunun 50. yıl dönümüne denk geldi. Biz de odamızın 50. yıl dönümü münasebetiyle çeşitli etkinlikler yaptık. Geçen günlerde 27 Eylül'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmet Yılmaz'ın katılımıyla büyük bir organizasyon yaptık. Yönetim kurulu olarak 31 Aralık'ta esnaf ve sanatkarımızın ruhlarını yad etmek için
bir mevlüt okutalım dedik. 31 Aralık'ın için denk getirdik. Hem Mekke'nin fethi, ayrıca Mehmet Akif Ersoy camimizin, camimize ismini veren büyük üstadı, esnaf ve sanatkarımızı Muhsin Yazıcıoğlu'nu yad etmek için bugün mevlüt okuttuk. Sözlerini sürdüren Demirgil, Mevlid-i Şerif'in bu tarihte okutulmasının amacı olarak yılbaşı kutlamalarının önüne geçebilmek olduğunu belirtti. Ayrıca 31 Aralık'ta olmasının sebebi biliyorsunuz gençliğimizi, insanları farklı annelere özendiriyorlar. Yani yılbaşı kutlamaları gibi biz bunun da önüne geçmek için bugün böyle program yaptık. İnşallah hayırlara vesile olur. Sevgili seyirciler, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindiler 2015 yılının son gününde pazarlardaki yerini aldı. Sivas'ta eski buğday pazarına getirilen hindiler 100 ila 150 lira arasında satışa sunuldu. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindiler Sivas'ta kurulan pazarda satışa çıktı. Pazar esnafı 20 adet hindiyi 2 saatte sattı. Eski buğday pazarında köyden getirdikleri hindileri satan köylüler vatandaşların ilgisinden memnun kaldı. Yemiş mi güzel. Sivas'ın merkez köyü. Hindi satışımız geldi, evet. 3-4 gündür. Pazarda hindi fiyatları 60 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Köylerde doğal ortamlarda yetiştirilen hindilerin geçen yıla göre daha çok rağbet gördüğünü söyleyen yetiştiriciler satışlardan memnun olduklarını belirttiler. Biz neler satıyoruz? Kendi hindilerimiz var. Köyümüzde Sinekli köyünden ürettiğimiz hindilerimiz var. Onları üretiyoruz. Böyle yılbaşına getirip satıyoruz. Tavuklarımız, horozlarımız. Bu işlerle uğraşıyoruz. Ne kadar satıyorsunuz? Bunlar şimdi vallahi 70 lira, 80 lira, 90 lira, 150 lira civarlarında. Yani şeyine göre değişir. Ağırlığına göre. Hindi yetiştiricileri pazara getirdikleri hindilerin büyük oranda satıldığını ancak tepki aldıklarını da belirterek 4 Eylül TV mikrofonuna açıklamada bulundu. Vatandaşın ilgisinden memnunuz ama insanlar tepki alıyormuş. Buradan alıp evine götürürken insanlar ya utanmıyor musun? Ya yılbaşı mı yapıyorsunuz diye böyle bir tepkiler varmış. Bu gerçekten artık Sivas olarak, memleket olarak biz bunları aşmamız lazım yani. Yani olur insan yılda, senede, ayda bir çoluğuna çocuğuna bir yılbaşı yapabilir. Bunlar çirkin, kötü bir şey değil insanlar yani. Vallahi 30 tane falan getirdik ama işte aşağı yukarı bir 10 tanesi de burada kaldı. İşte onları da işte satmaya uğraşıyoruz. Genelkurmay Başkanlığı Şırnak, Cizre ve Silopi ilçeleriyle Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 228 olduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanlığından Şırnak, Cizre ve Silopi ilçeleriyle Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonlarda dün 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Cizre, Silopi ve Sur'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 228 oldu. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde önemli yurt içi olaylara ilişkin verilen bilgiye göre Şırnak, Cizre ilçesinde devam eden operasyonlarda bir bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Cizre'deki operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 161 oldu. Operasyonlarda bir piyade tüfeği ve 24 adet fişe ele geçirildi. Ayrıca 3 el yapım patlayıcı imha edildi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde devam eden operasyonlarda ise dün bir terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir Kalaşnikov piyade tüfeği, 3 av tüfeği, 8 av tüfeği namlusu, 3 havalı tabanca, 12 piknik tüpü ve havai fişek ele geçirildi. 18 el yapım patlayıcı imha edildi. 4 barikat kaldırıldı. Diyarbakır Sur'da devam eden operasyonlarda da dün 2 terörist etkisiz hale getirildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu Başkanlığı'nda düzenlenen güvenlik toplantısında terörle mücadele konusunda güvenlik güçlerinin yürüttüğü faaliyetler ve tedbirlerin ele alındığı bildirildi. Başbakan Davutoğlu Başkanlığı'nda düzenlenen güvenlik toplantısında terörle mücadele konusunda güvenlik güçlerinin yürüttüğü faaliyetler ve tedbirlerin ele alındığı bildirildi.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısının ardından yapılan açıklamada, toplantıda terörle mücadele konusunda güvenlik güçlerinin yürüttüğü faaliyetlerin ele alındığını belirterek, terörden olumsuz etkilenen vatandaşların güvenlik, huzur ve esenliğinin azami şekilde korunması ve sürdürülmesi bakımından başta sağlık, eğitim, kentsel altyapı, çevre ve ulaşım olmak üzere tüm alanlarda yürütülen çalışmalar ve alınacak tedbirlerin gözden geçirildiği bildirildi. Efendim, ÖSYM üniversite sınavına girecek adaylara yönelik el rehberi kitabı hazırladı. ÖSYM üniversite sınavına girecek adaylara yönelik el rehberi hazırladı. Rehberde yüksek öğretime geçiş sınavı ve lisans yerleştirme sınavı olmak üzere iki aşamalı sınavlar bütününden oluşan öğrenci seçme ve yerleştirme sistemine ilişkin bilgilere yer verildi. Adaylara YGS başvurularını 6-20 Ocak tarihleri arasında yapılacağını hatırlatan rehberde, sınavlara başvuru sürecinde ve sınav sırasında uygulamaları gereken iş ve işlemler anlatıldı. Sınav için tüm hazırlıklar yapıldı. ÖSYM aday el rehberini yeni yılla birlikte okullara dağıtacak. Öte yandan ÖSYM yeni kullanmaya başladığı "Geleceğiniz geleceğimizdir" sloganının yer aldığı kitap ayraçlarında rehberle birlikte öğrencilere hediye edecek. Sevgili seyirciler, şimdi ekranlarımıza kaya tuzu ile ilgili bir haberi getireceğiz. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Birhan Yılmaz, kaya tuzu tüketimi ile ilgili önerilerin yanlış olduğunu belirtti. Kaya tuzunun içerisinde insan vücuduna çok zararlı bir element olduğunu söyledi. Profesör Doktor Yılmaz, tuz kullanımına dikkat edilmesi gerektiği hususunda ise kaya tuzu ya da sofra tuzu olması değil, tuzun makul miktarda tüketilmesi gerektiğini söyledi. Benim adıma kayıt yaptırdınız değil mi hastanıza? Evet. Amerikan Kardiyoloji Koleji tarafından akademi üyeliği unvanı verilen Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı Profesör Doktor Mehmet Birhan Yılmaz, son zamanlarda kaya tuzu ile ilgili çıkan haberlerin ardından Sağlık Bakanlığı için bir makale hazırladı. Profesör Doktor Yılmaz, kaya tuzunun faydalı, sofra tuzunun ise yararsız olduğu şeklinde haberler çıktığını belirterek, kaya tuzu denilen şeyin de aslında %97.5'inin sodyum klorür olduğunu ve sodyum klorürünün de aslında sofra tuzunun temel bileşeni olduğunu ifade etti. Kaya tuzunun içinde faydalı bileşenler olduğuna dair bir algı yaratılmaya çalışıldığını ifade eden Profesör Doktor Yılmaz şunları söyledi. Araştırıldığında görülmüş ki evet, kaya tuzunun aslında %97.5 tuz, bildiğimiz tuz, sofra tuzundan hiçbir farkı yok. Peki %2.5'lık kısmında, o az kalan çok küçük bir kısımda ne var? Onun daha da küçüğünün alt kısmında evet, kalp ve damar sağlığı anlamında belki vücudumuza faydalı olabilecek bazı mineral ve elementlerin olduğu gösterilmiş bu kaya tuzunun içerisinde. Magnezyum gibi mesela. Fakat öte yandan daha da ilginç bir bulgu var. Yine aynı analizin içerisinde raporlanmış. Bu kaya tuzunun, bu özellikle ünlü kaya tuzunu kastederek söylüyorum, içerisinde vücudumuza bir hayli zararlı olabilecek radyasyon, yani ışın içeren bir takım elementler. Kaya tuzunun içerisindeki radyasyonun baryum elementinden kaynaklandığını belirten Profesör Doktor Mehmet Birhan Yılmaz şu şekilde konuştu. Örneğin baryum var. Oldukça da yüksek oranlarda var. Baryum bizim tıpta X ışını içeren görüntülemelerde kullanılan bir molekül aslında. Dolayısıyla bu faydalı olduğu düşünülen kaya tuzunun içerisinde vücudumuza çok çok da zararlı olabilecek bir element var. Ama tabii yine az miktarda, o %2.5'lık kısmın içerisindeki küçük parçalardan bahsediyoruz burada. Peki bu durumda şimdi o %2.5'lık kısmın içerisinde kalan birkaç ufak faydalı olabileceği iddia edilen molekülle birlikte yanında beraberinde vücudumuza gayet zararlı olabilecek molekülleri de aslında almaktayız kaya tuzu alan kişiler için söylüyor. Profesör Doktor Yılmaz bu noktada tuz tüketim oranının önemli olduğunu ifade ederek şöyle devam etti. Sonuç anlamında da aslında beklenen, gözlenen, arzu edilen faydalı etkiler belki de hiç gözlenmeyecek. Daha da önemlisi, yüksek oranda kaya tuzu tüketirseniz %97.5 sodyum klorür, yani sofra tuzunun aynısını içerdiği için netice değişmeyeceksiniz. Yüksek oranda sodyum tüketmiş olacaksınız. Bu da kan basıncınızın yükselmesi, felç geçirme ihtimalinizin artması, kalp krizi geçirme riskinizin artması demek mealen. Dolayısıyla aslında
Burada ilginç bir anlaşma var. Kaya tuzunu pazarlayanlar sanki bu işte çok doğal kayadan çıkıyor. Sanki öbür sofra tuzu veya deniz tuzu doğal değilmiş, gayri doğalmış gibi bir algı yaratılmış. Profesör Doktor Yılmaz, piyasada var olan sofra tuzunun tuz gölünden ve deniz tuzundan elde edildiğini belirterek şöyle konuştu. Piyasada var olan kaya tuzu haricindeki tuzlar genellikle tuz gölünden Türkiye'de elde ediliyor veya deniz tuzundan elde ediliyor. İşte arıtılıyor aslında bunlar. Ve bunlar içerisinde hepimizin çok iyi bildiği iyot ekleniyor. İyot eklendiği için de tadı birazcık acımsı, acımtırak. Ama iyot çok, hepinizin çok önemli bildiği gibi guatr problemlerinin tedavisinde kullanılan bir molekül. İyot eklendiği için sofra tuzlarına, Türkiye'de de guatr problemi oldukça yaygın bir problem, yaygın bir sağlık problemi. Bu anlamda önemli aşamalar kaydedilmiş durumda. Yani zararlı bir şey değil. Önemli olan makul miktarı, makul oranı tutturabilmek. Profesör Doktor Yılmaz ayrıca faydalı olduğu iddia edilen kaya tuzunun normal sofra tuzundan 20 kat daha pahalı olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi. Bilimsel literatüre baktım. Bilimsel literatürde kaya tuzunun sofra tuzundan daha faydalı olduğuna dair tek bir makale, tek bir bilimsel makale dahi yok. Piyasada tanıtılan, bilinen, faydalı olduğu iddia edilen kaya tuzunun normal sofra tuzundan fiyatı 20 kattan daha fazla pahalı. Şimdi bu durumda burada ticari kaygılar olması kuvvetle muhtemel aslında. Ve tabii unutmayalım, burada en önemli nokta mebzul miktarda değil sofra tuzu, kaya tuzu da tüketirseniz vücudunuz için, kalp ve damar sağlığınız için son derece olumsuz bir şey yapmış olursunuz. Burada önemli olan kaya tuzu veya sofra tuzu meselesi değil, tuzun makul miktarlarda sağlık için gerekli olan miktarı aşmayacak düzeyde tüketilmesidir. Sağlık Sen Sivas Şubesi bünyesine bağlı üyeleri için yarı yıl tatilinde umre ziyareti düzenleyecek. Sağlık Sen Sivas Şube Başkanı Efe Zileli sendika binasında yaptığı açıklamada umre ziyaretlerini 5 yıldır gerçekleştirdiklerini belirtti. Sağlık Sen Sivas Şubesi yarı yıl tatilinde üyeleriyle yakınları için düzenleyeceği umre ziyareti programını tanıttı. Sağlık Sen Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında umre ziyareti gerçekleştireceklerini söyledi. Umre, ömrün ve bereketin manen tamiri demektir. Geçen hayatımızın muhasebesini yapmaya, bugüne kadar işlediğimiz hayırlı iş ve fiilleri artırarak devam ettirmeye, kötü fiillerde nihayet vermemize vesile olması için gideceğiz. Bu yıl düzenleyecekleri umre ziyaretine sendika üyelerini ve ailelerini davet eden Zileli şunları kaydetti. Geleneksel olarak düzenlediğimiz hizmet sendikacılığımızdan bir örnek olarak tüm çalışanlarımız ve yakınları için umre ziyaretimizi bu yıl yarı yıl tatilinde 22 Ocak'ta Sivas'tan hareketle 15 günlük olmak üzere Vefatur ve Sağlık Sen İşbirliği ile düzenleyeceğiz. Bizler Sağlık Sen olarak her zaman dediğimiz gibi sadece ücret sendikacılığı değil, hizmet sendikacılığına da talip bir sendikayız. Hizmeti üretirken sonra ücretinin de geleceğini bilen ve bu uğurda mücadele eden bir sendikayız. Sonrasında açıklama yapan Vefatur Seyahat Ajantası Sivas Şubesi İşletme Sahibi Yusuf Yağmur da Sağlık Sen'e indirim yaptıklarını ve umrede hizmetini en iyi şekilde sağlayacaklarını belirtti. Sevgili Başkanımız Efe Bey, güzel bir teklifle bize geldi. Biz de ona güzel bir fiyatla Sivas'ta büyük bir indirim oranıyla $300 bir indirim yaparak istedik ki Sivas'ı, vatandaşlarımızı, hemşerilerimizi, bu sadece Sivas için geçerli. İnşallah Sağlık Sen üyeleriyle güzel bir şeyimiz oldu, birlikteliğimiz. Bu arada aynı teklifi Efe Bey'in sayesinde diğer tüm sendikalı üyelere de aynı teklifi yaptık. Bütün Sivas'ı toparladık, kucakladık. Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Hilmi Bulut klasik Türk müziği ud dinletisi konseri düzenledi. Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Hilmi Bulut klasik Türk müziği ud dinletisi konseri verdi. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'ndeki mini konsere akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Müzik
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa İlmi Bulut, 6 bölümden oluşan konserde İsfahan Ayini Şerifi, Suzu Dil Saz Semai, Rast Saz Semai, Nihavend Saz Semai, Mahur Saz Semai, Mahur Saz eserleri çaldı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Bulut, ud performansıyla müzikseverler tarafından büyük ilgi topladı. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Mustafa İlmi Bulut, verilen dinletim eserleri hakkında da bilgiler verdi. Vermiş olduğumuz bu konser ud dinletisiydi. Neyzen Salih Dede'nin Mevlevi Ayininden Peşrev ve Yürük Semai bölümleriyle başladı İsfahan makamında bu eser. Ardından saz eserleriyle, saz semaileriyle devam etti. 6 eserlik bir konserdi. Efendim, bültenimize paramızın ve havamızın durumuyla devam ediyoruz. Salih Oğulları Hava Durumu'nu sunar. Son ana haber bültenini de böylece bitiriyoruz sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Yarın yine aynı saatte 19.45'te yeni yılda, yeni yılın ilk gününde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, bizimle kalın.